Kulakta zil sesi gibi bir ses duymanız. Zil sesi gibi. İşte o meleklerin sizinle bağlantıya geçtiğiyle alakalı bir sırdır, bir bilgidir. Sizin uyanışa geçmeniz için yapılan bir iletişim şeklidir. Ve ruh rehberi. Ruh rehberi ise biraz daha uğultulu bir ses olur ve bu uğultu içerisinde size kendini hissettirmeye çalışır. Ruh rehberi ile melekler arasındaki fark şudur. Ruh rehberi aslında insanların özgür iradesi olan ve insanlara destek olabilen bir ruhaniyettir. Ve zaten Kur'an-ı Kerim'de ayetler vardır. İki kanatlı melek, üç kanatlı ve dört kanatlı meleklerden bahsediyor. Ve ateşten yaratılan ve nurdan yaratılanlar vardır. Şimdi burada biz bu konuyu tartışırken ruh rehberi konusu çok derin bir konudur. Aslında Kur'an'da çok az bir şekilde bahsedilmiştir. Mesela bir ayette şöyle diyor. Melekler ve ruh Allah'ın huzuruna bölük bölük geldiklerinde sadece Allah'ın izin verdikleri konuşur. Orada melekler çoğul, ruh ise tekil olarak kullanılmıştır. Bu bir sırdır arkadaşlar. Şimdi bazen de atalarınızın, dedelerinizin, sizinle yeni ölmüşlerinizin sizinle iletişime geçme halidir sağ kulaktan. Eğer ki çok az bir ses gelirse. Şehitler ve yatırlar sizinle iletişime geçebilirler. Sizin tehlikede olduğunuz zamanlarda tabii iyi insan olursanız sizinle iletişime geçip size bazı bilgiler aktarabilirler. Şimdi bu sağ kulak meselesi aynen bu meseledir arkadaşlar. Yani bu meselenin içerisi biraz karışık olsa da bunu diyebiliriz. Yani şimdi sağ kulakta sorun olanlar aslında şöyle düşünmemelidir. Tam sorun değildir yani. Cinlerle çok az bir alakası vardır. %5'lik bir bölümde cinlerde de bir fısıldama olabiliyor. Kulağın içerisinde bir de tıkırtı olursa, tıkırtı olduğu zaman da o da Tarık Yıldızı'nın çalış şeklidir ve sizinle iletişime geçtiğiyle alakalı bir delildir arkadaşlar. Korkmanıza hiçbir gerek yoktur. Şimdi de sol kulağı geçelim arkadaşlar. Çetin Tatar kanalında YouTube'da tabii ki bunları size aktarıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi de sol kulaktaki sesin anlamı nedir? Onu bir konuşalım. Sol kulaktaki mesele şudur arkadaşlar. Sol kulakta insanlar şunu bilmelidir. Sol kulaktaki ses sizin iç sesiniz aslında. İçinizde bir beden daha vardır. Ve o beden bir şekilde dünya dışı bazı güçlerle temasa geçmek istiyor. Ve bir şekilde sizi üst boyutlarla iletişime geçirmek istiyor bu sol kulağınız. Ve içindeki uğultular aslında çok önemlidir. Bu sağ kulağı da tetikleyebilir. Ve gerçekten meleklerin sizinle irtibata geçme meselesi, ruh rehberini de uyarma meselesidir. Aslında onlara bir mesaj atıyorsunuz, bir ileti atıyorsunuz. Sol taraftan, kalpten atıyorsunuz arkadaşlar, sol kulaktan. Tabii ki bu sizin için önemlidir. Yeni bir uyanış, yeni bir süreç için kıymetlidir arkadaşlar. Sol kulak aslında bir başlangıçtır. Sağ kulak ise bir daha fazla yükseliştir. Bunu bu şekilde bilelim. Ve bazı insanlar şunu da yapmalıdır. Önce bir doktora gitmeliler. Sağlık sorunu yok ise tabii ki bu sizin için manevi anlamda önemli, çokça önemlidir arkadaşlar. Bunlar Mehdi Aleyhisselam'ın zamanıyla ilgilidir. Ve Tarık Yıldızı 313 ile alakalıdır. Tabii ki zaman öyle bir zaman ki arkadaşlar kıymetlidir. Yani ahir zaman insanlarının bazılarının uyanma zamanı gelmiştir. Bazılarının da daha fazla sıkıntıya girme zamanıdır. Bunları cinlere bağlamak yanlıştır. Çok az bir miktarda %5 gibi bir cinlerin etkisi de olabilir. Onun için arkadaşlar bunu için korkmayın arkadaşlar. Bunlar sizinle beraberdirler. Tabii ki Çetin Tatar YouTube kanalında bunları elimizden geldiği kadar veriyoruz arkadaşlar. Ve sıradaki bilgimiz de şöyle olacak. Ayakların yanma olayı. Evet arkadaşlar, şimdi ayaklardaki yanma meselesi, ısı meselesi. Vücudun belirli yerlerinde bu ısı olabilir. Oluyor da. Şimdi bu neden ayaklarımız bir anda ısınıyor, vücudumuz ısınıyor? Sebebi şudur arkadaşlar. Size iyi bir haberim var. Bu sizin aslında manevi anlamda yükselişiniz ve vücut titreşiminizin yükseldiği ile alakalıdır. Vücudunuz artık daha fazla hareket etmek isteyebilir, daha fazla iş görebilir ve daha mutlu olabilir. Çünkü vücudunuzun içerisinde bazı güçler vardır ve onlar uyanışa geçiyor. Öncelikle kulaklar, işte ayaklar,
ayaklardaki ısı, ellerdeki ısı ise şifacılıkla alakalıdır. Eğer eliniz çok sıcaksa bu bir şifacı olduğunuz anlamına gelebilir. Onun üzerine giydin. Eğer ki sağlık problemleri yoksa diyorum tabii ki. Onun için arkadaşlar bu konularda korkmanıza gerek yoktur. Ayaklarınızın altına bazen masaj yapabilirsiniz zeytinyağıyla. Bu sizin için biraz daha kıymetli bir rahatlama olacak. Ve vücudun belirli yerlerinde de sıcaklık aşırı bir şekilde varsa bu onlar sizin meleklerle iletişimde olduğunuz anlamına geliyor. Çünkü melekler sizin odanıza geçtiği zaman odadaki bir şekilde hava değişimi olabiliyor. Onların manevi gücü, enerjisi oradaki enerjiyi veya oradaki soğukluğu alabilir veya başka tür metafizik varlıklar ise odanın havasını tabii ki değiştirebilir, soğuklaştırabilir de. Çeşit çeşit melekler olduğu için bunları tek bir şekilde değerlendirmek yanlıştır arkadaşlar. Şimdi de şöyle bir şey yapacağız. Vücudaki titreşim konusunu ele alacağız. Onun titreşim meselesi de önemlidir. Bu titreşimin içerisinde karabasan da diyebiliriz. İçinde hem kötüsü var hem iyisi var. Bunu konuşacağız arkadaşlar. Çetin Tatar YouTube kanalı elinden geldiği kadar sizin için çalışıyor arkadaşlar. Ve size bu konuda yol göstermek istiyor. Allah'ın izniyle Tarık Yıldızı sizinle olabilir. Ve bunu iyi şekilde dinleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi de titreşim konusunu ele alalım. Titreşim konusu şöyledir. Tabii konuyu derinlemesine konuşmadık videoda. Sadece gerekenleri anlattık. Uyuyorsunuz ya da uyumaya çalışırken bir anda vücudunuza bir titreşim geliyor. Bir titreşim dediğim şey, telefon çalar ya titreşimdeyken telefonlar. Bazen telefonun titreşimi alırız. Telefon çalar ve telefon bir titremeye başlar. Aynı şekilde biz de bazen titremeye başlıyoruz ve bazen de bir enerjinin bize yaklaştığını hissediyoruz. Öyle olanlar var mı arkadaşlar? Öyle olursa ne oluyor? Öyle olursa ya iyi veya ya kötü. İkisini ben sana anlatacağım. Önce iyisinden bahsedelim. İyisi geldiği zaman sana önce bir titreşim verir ve o titreşim sana yaklaşır ve senin içine girmiş olur. Ve orada bazı sıkıntılar yaşayabilirsin. Kısa süreli bazı gerginlikler, bazı kasılmalar yaşayabilirsin. Onlar senin vücudunu manevi anlamda negatif alanlarını temizlemeye geliyor. Şey gibi düşünün. Bir MR'a girersiniz ya. Bir MR'a girersiniz ve orada biraz da korku olur. Öyle bir şey düşünün arkadaşlar. Ya da uçakla bir yere gidersiniz. Orada türbülansa girer uçak ve biraz sallantı olur. Onun için bu sallantılar sizin için çok şak kıymetlidir arkadaşlar. Kıymetli sizin için gelen özel ruhlardır ve sizi temizlemek için gelirler. Bir de ikinci titreşim var. İkinci titreşim bir anda gelir, hızlı gelir, acımasız gelir, bir anda boğazınıza sarılır, bir anda vücudunuzu gerer ve size zarar vermeye başlar. İşte o da kötü metafiziklerden olur. İşte bunları ayırt etmek önemlidir arkadaşlar. Şimdi bu şekilde gideceğiz. Bunların ayrıntıları kanalda olacak ileriki süreçte ve kanala abone olun arkadaşlar. Çetin Tatar YouTube kanalı önemlidir. Sizin için çok önemli işler yapacaktır Allah'ın izniyle. Destek olmayı unutmayın. Saygı ve sevgi içerisinde kardeş olalım arkadaşlar. Ve şimdiki sıradaki mesele de gözlerdeki seyirmeler ve ışıklar. Işıkların ve nurların görünmesi. Evet arkadaşlar, şimdi de bu konu önemli. Gözlerde seyirme. Sağ veya sol. Veya gözlerinizin ışıkları alması. Mavi nurları, kırmızı nurları, sarı nurları, beyaz nurları algılaması. Başkalarının görmemediği nesneleri görmeniz çok önemlidir arkadaşlar. Şimdi bu kulak, yani göz meselesinde şöyle bir şey var. Göz, eğer ki damar atması olursa, mesela damar bazen bile sallanır ya, öyle bir şey olursa öncelikle doktora gitmek gerekiyor. Sağlık sorunu yoksa, doktor bir şey anlamadıysa burada mesele şudur. Yine aynı şekilde vücudunuz gözlerinizin açılma meselesidir. Üçüncü gözünüzün aktif olduğuyla alakalıdır. Aktifleştiğiyle alakalıdır. Baş ağrısı da olabilir, boyun ağrısı da olabilir ve sizin daha fazla bu tür konularda yükseldiğinizle alakalıdır. Tabii ki nurları da göreceksin. İlk önce perdeler açılır yavaş yavaş. Böyle karıncalanmalar olur. Sonra ışıkları boyut farklı görmeye başlarsınız. Ve gökyüzüne baktığınız zaman bulutları farklı görürsünüz.
gözlerinizin önünde nurlar akar, akar, akar arkadaşlar. Böyle görürsünüz ama kimse görmez. Bazen evin içinde gölgeler görmeye başlarsınız. Bazen evin içinde tıkırtılar durmaya başlarsınız. Bazen çok değişik değişik hallere girersiniz. Yani bunlar sizin için niye önemlidir? Sizin aslında korkmamanız gerekiyor. Ayet-el Kürsi'yi okuyun ve bu tür konularda en azından başka kötü varlıklar da işin içine karışabilir. Onun için her zaman tedbirli olmak lazım. Ayet-el Kürsi'yi okumak lazım. Gece uyurken de 21 defa Ayet-el Kürsi'yi okuyun ve uyuyun. Çünkü sizin için bu perdelerin açılma süreci ağır geçebilir bazı insanlarda. Bazı insanlar daha kolay geçebilir. Bazı insanlar küçüklükten eğitiliyor. Bazı insanlar bir anda böyle bir yükselişe geçtiği zaman, ani yükselişe geçtiği zaman vücutta reaksiyon gösterebiliyor arkadaşlar. Saygılar ve sevgiler. Şimdi de burunda ölüm olmadan önce nasıl koku alabiliyoruz veya güzel kokular nasıl alabiliyoruz ve burun kaşıntısı neye işarettir arkadaşlar? Son olarak bunu da konuşacağız. Önemlidir arkadaşlar. Tek tek anlatmaya çalıştık ki karışmasın. Cedin Tatar YouTube kanalı sizin için arkadaşlar. Bu konuların üzerine gitti çünkü çokça mesele oldu. Tarık Yıldızı bize bunları anlatmamızı istedi ve son süreçte çok daha fazla insan oldu bu konuları yaşayan. Çünkü bize gelen bilgi bunu gösterdi ki gerçekten de öyle bir mesele vardır. Evet arkadaşlar, son olarak burun. Burunda koku alma, burunda kaşıntı. Şöyle bir şey düşünün. Burnunuzda bir kaşıntı olursa size bir zahir misafir gelebilir. Zahir, yani bir normal misafiriniz, akrabanız gelebilir. Ya da dünya dışı bir varlık ya da meleklerin sizin eve gelme hazırlığı içerisinde olduğunuzla alakalıdır. Bu bir ruhsal uyanışın, ruhsal gelişimin bir manasıdır arkadaşlar. Artık biraz daha her şeyi algılayabiliyorsunuz ve anlayabiliyorsunuz. Aslında her şeyi madde aleminden ibaret olmadığını farkındasınız ve bunu artık biliyorsunuz. Bu sizin için çok önemli bir, artık yol kat ettiğinizle alakalı, sizin için çok önemlidir arkadaşlar. Bunu saygılı bir şekilde devam ettirmeniz lazım. İstemiyorum, işte bu işler beni yormaya başladı diyemezsiniz. Zaten bu artık size verilmiştir. Tabii ki bunun üzerine yoğunlaşırsanız daha fazla ön bilgiler alabilirsiniz. Size düşmanlık yapan kişileri önceden bulabilirsiniz. Size hain olanları ve insanların yüzünü okuyabilirsiniz. İnsanların sizin için ne düşündüklerini bulabilirsiniz. Bunlar aslında olan ilimlerdir. Bunlar kapatılmış ilimler, insanlar bilmesinler diye. Şimdi bu mesele var arkadaşlar. Burunda koku alma. Ama kimsenin almadığı kokular. Mesela ölüm kokusunu alırsınız ve bir hafta sonra bir yakınınız ölür. Bunu önceden alırsınız haberini. Çünkü batın öyle bir durum ki batına girenler, ilim ile duna girenler kulakları çok aktiftir. Burunları çok aktiftir. Geleceği görme özellikleri vardır ve Allah ne diyor? Allah'tan başka kimse geleceği bilmez diyor Kur'an'da ve onun bildirdikleri hariç. Şimdi bu bildirdikleri konusuna gelirsek, mesela deprem olmadan önce köpekler dışarıda bayağı bir havladılar. Hayvanlarda bir değişim oldu. Onlar bizden daha önce aldılar. Biz alamadık mesela. İnsanlar alamadılar. Demek ki Allah dilediğine verebiliyormuş. Bu meselede koku veya güzel koku, ve mesela namazdasınız ve namazda güzel bir koku alıyorsunuz arkadaşlar. Çok kıymetli bir koku alıyorsunuz. İşte orada da manevi bazı ruhaniyetlerin sizin de yakında beraber namaz kıldığınızla alakalıdır. Sizinle beraber olduklarıyla alakalıdır. Şimdi burada bir mesele vardı. Bu dürtme meselesi. Dürtme meselesini de başka bir videoda konuşmak istiyorum. Daha derin bir konudur dürtme konuları. Biraz da bahsedeyim arkadaşlar bunu da. Dürtme meselesi bazen iyidir, bazen kötüdür. Bu da karabasan meselesi gibi. Başka bir konuda konuşacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bu konuları konuştuk. İnşallah biraz konuyu anlamışızdır. Önemli olan budur, manevi anlamda yükseliştir. Çok kıymetlidir. Ve kanala destek olun, bildirimleri açın, abone olun ve daha sonraki videolar, önemli videolar gelecek. 3 yıldız iç içe gördüm arkadaşlar ve gökyüzünde bu rüyamı anlatmak istiyorum ileriki zamanlarda. Şimdi enteresan bir mesele vardır. İnsanlar bilmelidir, 5'in kıymetini bilmelidir. Ve katıla katılın arkadaşlar, katıla üye olun ve önemli canlı yayınlarımızı alın. Kimsenin görmediği özel bilgileri ben orada size anlatmak istiyorum.
güzel bir ortamda, kardeşçe birçok üyemiz vardır. Sevgiler olsun, saygılar. Evet arkadaşlar, bu katıla üye olmanız önemlidir. Bu konularda biraz daha farklı bilgiler alabilirsiniz. Aslında biraz daha sınırlı bilgiler alabilirsiniz. Önemli bilgiler gelecektir arkadaşlar. Saygılar ve sevgiler.